Bugün 6 Temmuz 2016 Çarşamba. Olay Ana Haber başlıyor. Olay Televizyon Haber Merkezi'nden iyi akşamlar, iyi bayramlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye'yi sarsan haber dün akşam Giresun'dan geldi. 2 asker ve 5 asker yakınının şehit olduğu kaza bugünün de manşetinde. Giresun'da Skorsk'e düştü, 7 şehit Türkiye'nin yüreğini yaktı. Haklarınızı helal eder misiniz? Kazayla ilgili tüm ayrıntılar birazdan Olay Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren haber bayramın ilk günü Giresun'dan geldi. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru, komutanları, eşleri ve çocuklarıyla bölgedeki karakollara bayramlaşmaya gitti. 15 kişiyi taşıyan Skorsky helikopter dönüş yolunda düştü. 7 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Allah'ım yardım etsin, çoluğa çocuğuna bağışlasın. Giresun'da askeri helikopter düştü. 7 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı. ...300 metre yoldan yukarıda düşmüşler helikopter. Ağaca asılı olarak kalmış, iki ağacın arasına. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru, komutanları ve eşleriyle birlikte bölgedeki karakollara bayramlaşmaya gitti. Skorsky S-70 tipi helikopter saat 17.15 sularında Yağlıdere ile Alucra ilçeleri sınırındaki Tohumlu Köyü kırsalına düştü. 14 kişi olacak, 14 kişi. Helikopterin önce kuyruğu kopuyor. Etrafında dönerek bulutların arasından aşağı düşüyor büyük bir gürültüyle. Kazayı gören köylüler askeri yetkililere haber verirken bir yandan da enkazda koştu. Allah size kuvvet versin. Çoluğa çocuğuna bağışlasın. Bölge sık ağaçlı ve sarp olduğu için kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Kurtarma çalışmaları sürerken ilk açıklama İzmir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Başbakan'a terör ihtimali soruldu. Öyle bir ihtimal gözükmüyor. Yani tamamen olumsuz hava şartları kaynaklı bir kaza kırım olduğu anlaşılıyor. Görüşle ilgili bir problem olduğu yönünde. Ambulanslar, minibüsler, otomobiller hepsi yaralı taşıdı. Enkazdan çıkarılanlar önce Yağlıdere ve Alucra Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kan vermek isteyenler gelsin. Belediyenin oradan araç kalkacak. İlk müdahalenin ardından 7 yaralı Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir pilot üsteğmen de helikopterle Sivas'a gönderildi. Bilanço kazadan 5 saat sonra netleşti. 7 kişi hayatını kaybetmiş ve şehit olmuştur. 8 tane yaralımız var. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun eşi Nuran ve kızı Berrin, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Saadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin, Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ünal Bayhan'ın eşi Didem Bayhan, helikopter pilotu Yarbay Hilmi Özer'le uzman çavuş Adem Kara'nın eşi Sema Kara hayatını kaybetti. Hem şehitlerimiz hem de yaralıların tamamında neden çarpmaya bağlı olarak meydana gelen başta ve göğüsteki travmalardır. Genelkurmay Başkanlığı helikopterin düşüş nedeninin tespit edilemediğini kaydederken açıklama Başbakan Yardımcısı Canikli'den geldi. Kazanın nedeni tamamen olumsuz hava şartları. Hiçbir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı nedeniyle düşme gibi bir hadise söz konusu değil. Hiçbir patlama söz konusu değildir. Düşme öncesinde ya da düşme esnasında. Giresun'da askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuklarına uğurlanıyor. İlk tören Ordu Giresun Havalimanı'nda düzenlendi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Erzincan, Tokat, Kahramanmaraş ve Ankara'ya gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken pilotun daha büyük bir facianın önüne geçtiği ortaya çıktı. Helikopterin düşeceğini anlayan kahraman pilot patlama olmaması için alçak uçuştayken depodaki yakıtı boşalttı. İki komutan, dört asker eşi, bir çocuk, al bayrağı sarılı naaşlar yan yana sıralandı.
Giresun'da şehit olan 7 kişi için Ordu Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da katıldı. Şehit ağabey! Cenazeler törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Kurmay Başkanı Albay Ünal Bayhan'ın eşi Didem Bayhan, Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Giresun İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Saadettin Şahin ve eşi Nihal Şahin ile pilot Yarbay Hilmi Özer, Kahramanmaraş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun eşi Nuran ve kızı Berrin Doğru Tokat, Assubay Uzman Çavuş Adem Kara'nın eşi Sema Kara, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlanacak. Haklarınızı helal eder misiniz? Kaza ile ilgili Erzincan Askeri Savcılığı ile Alucra Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma da sürüyor. Kaza tamamen hava şartları ve helikopterin bu şartlardan teknik olarak etkilenmesinden kaynaklanıyor. Görgü tanıklarının ortak ifadesine göre önce inmeye çalışıyor. Fakat arazi müsait olmadığı için inemiyor. Daha sonra tepe üzerine tırmanarak tepe üzerine inmeye çalışıyor. Yeteri kadar yükselemiyor ve ağaçlara çarpıyor. Erzincan ve Malatya'dan iki helikopter ve bir insansız hava aracı bölgeye gönderildi. Jandarma Kara Havacılık ile Kara Havacılık Komutanlığı'ndan 14 kişilik kaza kırım ekibi bölgede inceleme yaptı. Uzman heyet kazanın nasıl meydana geldiği ile düşüş nedenini araştırıp enkaz parçaları üzerinde ayrıntılı inceleme yapacak. Düşerken dumandan aşağı indi, bir ses geldi. Arka kuyruk bölümü kopmuş. Kazadan yaralı kurtulan pilot üsteğmen Yüksel Kandemir'in ifadesi raporun hazırlanmasında büyük önem taşıyor. Pilot inmeye yeri ararken kuyruk bölgesinden dağa çarpıyor. Dağ çarpınca da intifa kaybediyor ve önce kuyruğu ayrılıyor. Kazanın oluş sebebine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, pilotun helikopter düşmeden önce kuleye arıza bildirimi yaptığı ve kurtarma planı için bilgiler gönderdiği iddia edildi. Gözlerimizin önünde düştü. Düşmeden önce büyük bir ses ve helikopterin motorların durduğunu hissettik. Depoda benzin olsaydı mutlaka patlama olur ve uçak helikopter yanardı. Yere çarpma sırasında patlama olmaması için yakıt tahliyesi gerçekleştiren pilot, yumuşak iniş yapmak için ise havacılık tabirinde ağaçları hamak olarak kullanmak yolunu seçti. Pilotun hakimiyeti şehit sayısının artmasının önüne geçti. 300 metre yoldan yukarıda düşmüşler helikopter, ağaca asılı olarak kalmış iki ağacın arasına. Askerdiler, asker eşiydiler, çocuktular. Bayram ziyaretine gittiler, geri dönemediler. Giresun'daki feci kaza bayram sevincini aldı götürdü. Geride eşini, çocuğunu kaybeden komutanlar, evlat ve torun acısıyla yanan anneler kaldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru, her bayram eşi, komutanları ve onların eşleriyle karakol ve şehit evlerine ziyarete giderdi. Şehidimizin emaneti 2 gün evvel dünyaya geldi. Bu bayramda öyle yaptı. Memleket özlemi çeken askerlere baba oldu, evlat acısıyla yanan şehit ailelerine oğul. Ziyaret tamamlanmış, dönüş yoluna geçmişlerdi ki Türkiye'nin yüreğini yakan haber geldi. İyi zaten yani Allah'a şükür, bilinci açık. Çok şükür. Tuğgeneral Doğru düşen Skorsky'den yaralı kurtuldu. Ancak eşi Nuran ile 4 yaşındaki kızı Berrin'i kaybetti. Acı haber Doğru ailesinin memleketi Tokat'ın Zile ilçesine ulaştı. Uzun yıllarda Doğu'da çok görev yaptı. Yani çok başarılıydı yani. Yani terörü yıkamadığını, bir helikopter kazasında işte oldu olan. 4 çocuk babası Tuğgeneral Doğru'nun eşi Nuran ile en küçük kızı Berrin'den geriye geçen yıl Gümüşhane'de şehit yakınlarıyla çektikleri fotoğraf kaldı. Kahramanmaraşlı pilot Yarbay Hilmi Özer de kazada şehit oldu. Acı haberi Elbistan'daki ailesini yasa boğdu. (Gülüyor) 42 yaşındaki şehit Yarbay 3 çocuk babasıydı. Karamanlı uzman çavuş Adem Kara yaralı kurtulduğu helikopter kazasında eşini kaybetti. Adem Semanur Kara çifti henüz 10 aylık evliydi.
gelinlerini kaybetmenin acısıyla yanan aile, oğullarının kurtuluşuna sevinemedi. 28 yaşındaki Sema Kara'nın ölüm haberi Erzincan'daki ailesini yasa boğdu. Okul döneminde tanışmışlardı dayıyla. Bir yıl olmamıştı evliliği. Geçen yıl 9. ayda evlendiler. Baba Fahrettin Yeniçeri ile anne Hacer Yeniçeri kızlarının ölüm haberiyle yıkıldı. Fenalaşan anne ile baba hastaneye kaldırıldı. Giresun'da askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan 8 kişinin tedavileri sürüyor. Yaralılardan 5'i dün gece, ikisi de bugün Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'ne sevk edildi. Bir asker de Sivas'ta tedavi altında. Allah'ım yardım etsin, çoluğuna bağışlasın. Giresun'daki feci kaza yayladaki köylülerin gözü önünde gerçekleşti. Düşen helikopterdekilerin yardımına önce onlar koştu. Helikopterin önünde bir tane yaralı, bir tane de az üst tarafında vardı. Onlara baktım, ben nabızlarını yaşıyorlardı. Gördükleri manzara karşısında şok oldular. 14 kişi olacak, 14 kişi. Çocuk vardı, 12-13 yaşında bir çocuk. Ağlıyordu, çömelmiş ağlıyordu. Arazi sarp, ağaçlar sıktı. Sağlık ekiplerini bekleyecek vakit yoktu. Enkazdan çıkardıkları yaralıları birer birer patikaya indirdiler. Kardeş, ne çekin, ne var mı? Bak, bak, bak. Gelin, gelin. Koş. Sal yaptık böyle, helikopterin parçasıyla. Oradan kemerle bağladık, taşlık alandan aşağı indirdik. Arabalarla, minibüslerle hastaneye yetiştirmeye çalıştılar yaralıları. Köylüler, ambulanslar ardı ardına giriş yaptı acil servislere. Eşini ve 4 yaşındaki kızını kaybeden Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru da düşen helikopterden yaralı kurtulan 8 kişi arasındaydı. Yaralı olduğu şeklinde bilgi var. Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ünal Bayhan, eşi Didem Bayhan, kızı Işıl ile oğlu Erdal Bayhan da düşen helikopterdeydi. Eşinin hayatını kaybettiği kazadan kızı ve oğluyla yaralı kurtuldu Ünal Albay. Helikopterin altında göğsü sıkışmıştı. Yardım edin dedi bize. Helikopteri kaldırdık bir 5-10 kişiyle. Alttan çektik Ünal komutanı. Alucra ve Yağlıdere hastanelerinde ilk müdahaleleri yapılan Tuğgeneral Doğru, Kurmay Albay Ünal Bayhan, kızı Işıl, oğlu Erdal Bayhan ile helikopter teknisyeni Asubay Muharrem Demir, önce Giresun Devlet Hastanesi'ne, oradan da Ankara GATA'ya sevk edildi. Pilot Üsteğmen Yüksel Kandemir de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Derhal ameliyata alındı. Ameliyatı çok başarılı geçti. Üsteğmenimizin durumu çok iyi. Hayat tehlikesini atlattı. Başbakan yardımcıları Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Profesör Doktor İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde ziyaret ettiği Assubay Üst Çavuş Cemalettin Çoban ile Uzman Çavuş Adem Kara da GATA'ya sevk edildi. Giresun'daki helikopter kazası, gözleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun olarak kullandığı Sikorsky tipi helikopterlere çevirdi. Son 22 yılda 19 kaza meydana geldi. Giresun'da meydana gelen kaza, dikkatleri bir kez daha Sikorsky tipi helikopterlere çevirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yoğun olarak kullanılan Sikorsky helikopterleri 22 yılda 19 kez teknik arıza ve vurulma nedeniyle düştü ya da zorunlu iniş yaptı. Helikopter kazalarında en çok şehidin verildiği olay 10 Kasım 2012'de gerçekleşti. Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan Sikorsky tipi helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazada 17 asker şehit oldu. ...27 Kasım 1998'de de pilotu vurulan Sikorsky tipi helikopter Irak sınırında düştü. Olayda 16 asker şehit oldu. En çok kazanın meydana geldiği yıl 2012 idi.
Siirt, Diyarbakır, Hakkari ve Afganistan'da 4 ayrı kaza meydana geldi. 12'si Afganistan'da olmak üzere 35 asker şehit oldu. 17 Aralık 2013'te de Ankara'da meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu. 13 Ekim 2014'te de Kocaeli'de Sikorsky tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Bayram sabahına sel kabusuyla uyanan Ordu'dan kötü haber geldi. Şiddetli yağışın gece de devam ettiği Perşembe ilçesinde iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri kayıp iki kişiye ulaşmaya çalışıyor. 10 yıllar boyunca belki görülmemiş büyüklükte bir sel felaketi. Ramazan bayramında sele teslim olan Ordu'da iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı, iki kişi ise kayıp. 8 ev ve 16 köprünün sel nedeniyle yıkıldığı Ordu'da felaket özellikle Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çatalpınar ilçelerinde etkili oldu. 160 kilogram metrekareye yağış düştü ki Türkiye'de düşen yağışın, yılda düşen yağışın neredeyse 1/3. İki kişinin hayatını kaybettiği Perşembe'de Kacalı Deresi taştı. Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçenin yüksek kesimlerinde de toprak kayması meydana geldi. Mahsur kalan vatandaşlar iş makinalarının yardımıyla kurtarıldı, zaman zaman sinirler gerildi. Görsün bunu, görsün. Ambulans yok, ambulans. Toprak altında kalan 60 yaşındaki Alim Can Polat'a ulaşmak için çalışmalar gün boyu sürdü. Aynı iki kardeş kart krizinden ödülmeşti dedi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş da olay yerindeydi. Tamam, arayalım ya. Kurtulmuş ilçe merkezinde de incelemelerde bulundu. Zarar ziyan eksiksiz bir şekilde hükümetimiz tarafından giderilecektir. Terörle mücadele bayramda da devam ediyor. Şırnak Beytüşşebap kırsalındaki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de ise yol kesen teröristler bir köy korucusunu şehit etti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kesen teröristler köy korucusunu kaçırdı. Minibüsü ateşe veren teröristler korucuyu da şehit etti. Korucunun cenazesi Hakkari Van yolunda bulunurken bölgede operasyon başlatıldı. Van'ın Çatak ilçesinde jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı. Teröristler çatışma sonrası kaçarken Van-Hakkari yoluna tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi. Bayram öncesi biraz subayın şehit düştüğü Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalına da hava harekatı düzenlendi. Sığınak ve barınakların imha edildiği operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Şırnak'tan bir de acı haber geldi. Vatani görevini Cizre'de yapan Erson Ersöylü, nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu. 9 ay önce evlenen ve 1 ay sonra baba olmaya hazırlanan şehit asker, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit er, Ayvacık ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Askeri bayram morali Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan geldi. Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Diyarbakır'daki askeri birlikleri ziyaret ederek Mehmetçiğin bayramını kutladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bayramın birinci gününü Mehmetçik'le birlikte geçirdi. Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Sizler sağ olun. Kuvvet komutanlarıyla birlikte Diyarbakır'da bulunan 7. Kolordu, Jandarma Bölge ve 8. Anajet Üst Komutanlıklarını ziyaret eden Akar askerlerle sohbet etti. Çok mutlu olduk efendim. Sağ olun. Akar, operasyonlarda sağlanan başarılardan ötürü askerleri kutladı. Bir kahramanlık gösterdi, fedakarlık gösterdi, başarı sağladı. Bundan dolayı bir şey neredeyse en üstlerimizi verdi. Şahsım
komutanlarımız adına, komutan arkadaşlarım adına hepimizi kutluyoruz. Orgeneral Akar, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u da makamında ziyaret etti. Uyuşturucu tacirleriyle teröristlerin işbirliğinin ortaya konulması çok önemli bir faaliyetti, önemli bir operasyondu. Genelkurmay Başkanı yakından ilgilendiği Diyarbakırlı çocuklara oyuncak dağıttı, vatandaşların da bayramını kutladı. Sağlığımız yerinde olsun, bizim de Başkent Ankara'da siyasi partilerin bayram ziyaretleri vardı bugün. Bayramlaşma törenlerinin ana gündemini terörle mücadele oluşturdu. Gençler bayramımız var diyorsun. Ramazan bayramının ikinci gününde siyasi parti genel merkezlerinde bayramlaşma trafiği vardı. İyi bayramlar. AK Parti'nin ilk konukları CHP ve MHP oldu. Giresun'da düşen helikopter ve terörle mücadele ziyaretlerin ana gündemini oluşturdu. Bu ülkede bir ananın gözyaşını, bir evladın kanını alacak toprakta yer kalmadı. Yeter diyelim. Gündemdeki konulardan biri de Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık tartışmasıydı. Bir başka ülkede doğup da ana vatan deyip burada vatandaş olup bu noktaya gelmiş biri olarak ben bu ülkenin o vicdanına teslim olan herkese sahip çıkılmasından yana. AK Parti'nin CHP'yi ziyaretinde ise yargı tartışması vardı. Dileğimiz bu ülkede yargı sisteminin, adaletin tecelli edebilmesi, hakkaniyetin olması. Mecliste istediğimiz yasa çıkmadığında meclisin yetkililerini yargıya şikayet eder konuma gelmemeliyiz. AK Parti'nin MHP ziyaretinde terörle mücadeleye destek mesajı geldi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz. Bayramda AK Parti ve MHP ile HDP arasında bir temas gerçekleşmedi. CHP ve HDP arasında ise karşılıklı ziyaretler yapıldı. İslam dünyasının bayramı bile ortak kutlayamıyor olması aslında bu coğrafyanın sorunlarıyla yüzleşmesi açısından son derece önemli. Sırada gergin bir bayramlaşma haberi var. MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in taraftarlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde arbede çıktı. Bahçeli lehine slogan atan grup salondan çıkarılırken bardaklar havada uçuştu. Bu tedbir kararı ile ilgili olarak bu mahkemenin peşini elbette ki bırakmayacağız. MHP'li muhaliflerden Meral Akşener'in düzenlediği bayramlaşmada ortalık karıştı. Akşener'in konuşmasında genel merkezi eleştirdiği dakikalarda salondan önce sloganlar yükseldi, ardından taraflar birbirine girdi. Salonda bardaklar havada uçuşurken Akşener korumaları tarafından kürsüden uzaklaştırıldı. Dışarıda birer silah sesi duyuldu, arbede otel dışına da taştı. Olayların ardından Akşener yeniden kürsüdeydi. Ülkücünün ülkücüye el kaldırmasına sebep olamayacak. Akşener kargaşadan Bahçeli'yi sorumlu tuttu. Buraya gönderilen çocuklar da benim evlatlarım. Başka annelerin çocukları üzerinden kabadayılık yapılmaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise alternatif bayramlaşma töreni düzenleyen muhaliflerin partiden ihraç edileceğini söyledi. Oyun bozulacaktır diyen Bahçeli, tüzüğün işletileceğini ve MHP'de ayıklanma mevsiminin başlayacağını kaydetti. Hiç ciddiye almıyoruz onları. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezdeki bayramlaşma töreninde konuştu. Hedefinde muhalifler vardı. Bayramlaşma bugün buradadır. Bunun dışındaki bayramlaşma Fethullah Gülen örgütlenmesinin tavsiyesi ve onların bir siyasi sosyal zemine tekrar kavuşturulması için bir oyundur. Bu oyun bozulacaktır. Muhaliflerin alternatif bayramlaşmasına tepki gösteren Bahçeli ihraç sinyali verdi. Böyle bir bayramlaşmaya tevessül eden, bu oyunda hala figür olarak görev alanlar tüzüğümüzün gereği olarak yapılacak ve artık Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir ayıklanma mevsimi başlayacaktır. Bahçeli'nin gündeminde Giresun'daki helikopter kazası da vardı. Kazanın ne şekilde olduğu,
hangi sebeplere dayalı olduğu öncelikle incelenmeli ve milletimize çelişkili olmayan çok açık görüşler sunulmalıdır. MHP lideri sığınmacılık tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Çok küçük hesaplar peşinde koşmayalım. Sayın Cumhurbaşkanı küçük bir partinin genel başkanının buna aklı ermez diyor. Biz neye aklı ereceğimizi ondan öğrenecek değiliz. Eğer Türkiye'yi seviyorsa bizden biraz akıl almasında yarar vardır. Bahçeli, sığınmacıların savaşın sona ermesi halinde ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi. Yarın ülkeleri huzura kavuşursa, ülkelerine dönmeleri zaten onların vatani görevleri olması lazımdır. Türkiye'de kalmayı tercih eden Suriye kaçkınıdır. Zaten Suriye vatandaşı olma özelliğini kaybetmiş bir zihniyetin Türk milletinin vatandaşı olma özelliğine sahip olması kadar çelişkili bir durumda olamaz. MHP liderine göre Türkiye Orta Doğu'da barış için daha fazla inisiyatif almalı. Allahu Ekber diyen de öldürüyor, ölen de Allahu Ekber diyor. İslam ülkelerinde barış ve huzur küresel güçlerin inisiyatifine mi bırakılacak? Buna artık bir dur demenin zamanı gelmiştir. İslam ülkeleri, devlet ve hükümet başkanları, barış ve huzur şurası Türkiye'nin öncülüğünde toplanmalı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da muhalifleri hedef aldı. Partisinin Bursa'daki bayramlaşma töreninde konuşan Büyükataman, oyun içinde oyun var dedi. Zerre, zerre kadar müsamahsız birlik içerisinde cevap vermek, kardeşlik hukukumuzun da, birliğe olan inancımızın da gereği ve şartıdır. MHP Bursa İl Teşkilatı Kültür Park'ta bayramlaştı. Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın hedefinde parti içi muhalefet vardı. Partimiz paralel kumpasların ve başkanlık heveslilerinin saldırıları altında rezil oyunların hedefindedir. Gelinen noktada AKP başkanlık sistemini kapsayan yeni anayasa hazırlığı içine girmiş, al-ver sürecini devreye sokmuştur. Dememiz odur ki oyun içinde oyun vardır. Terörle mücadeleye de değinen Ataman, iktidarın MHP çizgisine gelmeye başladığını söyledi. Teröristle müzakere etmenin terörü bitirmeyip aksine daha da şımartacağını vurgulamıştık. Artık görüldü ki biz haklıydık, yanılmadık. Bizim çağrımız Türkiye'nin milli birliğini yıkmak isteyenlere karşı demokratik ve milli bir direniş çağrısıdır. CHP Bursa İl Örgütü de Kültür Park'ta bayramlaştı. Törene telekonferansa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partililerin bayramını kutladı. CHP Bursa İl Örgütü Kültür Park'ta bayramlaştı. Partililere seslenen CHP İl Başkanı Şadi Özdemir'in gündeminde terör saldırıları, hedefinde ise iktidar vardı. Ülke olarak buruk bir bayram yaşıyoruz. Ne yazık ki bu ülkede yaşayan hiçbir şeyden sorumluluk duymayan bir hükümetle yaşıyoruz. Teröristler canlı bomba patlatıyor, bizimkiler köprü açışlarında konfeti patlatıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı ile Giresun'daki helikopter kazasını hatırlattı. Bu bayrama acılı girdik. Keşke şeker tadında bayramlar olsaydı diyoruz. Ama bundan sonra şehit haberlerinin olmadığı güzel günlerde bayramlaşmayı arzu ediyoruz. Törene telekonferansla katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partililerin bayramını kutladı. Hepinize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Güzel Türkiye için, mutlu Türkiye'de yaşayacak çocuklarımız için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bursa'da bayram tatilini fırsat bilip piknik alanlarını dolduran vatandaşlar közde çay demleyip mangal keyfi yaptı. Çocuklarsa bayram açlıklarını Luna Parklar'da harcadı. Evet.
Bayramın birinci günü ziyaretler tamamlandı, ikinci günü sıra tatilin keyfini çıkarmaya geldi. Akrabaları gördük, akrabalara gittik. Mezar ziyaretlerimizi yaptık. Şimdi işleri bitirdik, artık pikniğe geldi sıra. Pikniğe gel, şimdi piknik yapmaya geldik. Ailemiz geldi, piknikteyiz hep beraber. Bu günü değerlendirelim dedik, bayram günü. Hava da güzel. Bursa'da tatili fırsat bilen aileler şehir dışından gelen misafirleriyle birlikte soluğu piknik alanlarında aldı. Erkekler gezmeye gittiler. Kahvaltıyı yediler. Evet. İşler size kaldı. Evet, öyle oluyor. Piknik yapmaya geldik, çoluk çocuk toplandık. Geldik, buralar çok iyi, çok az, rahat, serin, sıcak değil. Kimi közde çay pişirip mangal keyfi yaptı, kimi hamakta yorgunluk attı. Ya burada 10 tane erkek oturmuş yiyor, sen mangal yapıyorsun. Evet, onlar beceremez, ben daha becerikliyim. Öyle mi? Onlar beceriksiz diyorsun. Evet. Vallahi bayram size güzel. Evet, İstanbul'dan geldik buraya. Gayet de güzel yani. Mangal kimdeyse reis o. Tatil yapmaya çalışıyoruz. Aldık çocukları böyle. Geldik. Hava da böyle. Hava da güzel, serin. Çocuklar ise büyüklerin ellerini öperek kaptıkları bayram harçlıklarını her zaman olduğu gibi luna parklarda harcadı. Bol bol harçlık aldınız mı? Aldık. Öyle mi? Evet. Ne kadar aldın? 70-80 lira. Harçlıkları parkta harcıyorsunuz yani? Evet. Evet. Bazılarını kültür parkta harcadım. En çok hangi oyuncu hatırlıyorsunuz? Tüsün abi abi, çok. Kimi çarpışan arabaya, kimi ise adrenalini daha yüksek oyuncaklara binerek eğlendi. Çocukları eğlendiriyoruz. Eğlenmek için buraya geldik abi. Hangisine bineceksin? Şu an az sonra buna bineceğiz abi. Çarpışan arabaya mı bineceksin? Şuna bineceğim, Tsunami'ye. Tsunami mi? Evet. Neden? Neden? Korkunç. Ben daha yeni bindim, eğlenceliydi abi. Sen de bin diyorsun yani. Yani. Güzeldi abi valla. Türkiye'nin dünyaca ünlü plajları da bayram tatilini fırsat bilen yerli turistlerin akınına uğradı. Doluluk oranının %90'ları bulduğu otellerde işletmecilerin yüzü gülüyor. Bayram tatili 9 güne uzadı, Akdeniz ve Ege'de sahiller doldu. Şu anda zaten %80-90'lar civarına ulaştı birçok tesisin doluluğu. Turizm cenneti Antalya ile Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde doluluk oranları %90'ı aştı. Eğleniyoruz gördüğünüz gibi. İnanılmaz partiler var. Bodrum'da Paşa Tarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmadı. Güzel geçiyor Gümbet, bayağı güzel. Eğlenceli geçiyor bayağı. Son yaşanan olaylardan sonra turist akımı biraz azaldı. Hani daha çok yerli kesimi görüyoruz. İlişkilerin normalleşme sürecine girdiği Rusya'dan da ilk charter seferler bayramın ikinci günü başlıyor. Yaklaşık 2,5 aylık bir gecikmeyle Rusya pazarındaki sezona girmiş olduk. Bundan sonrası için yıl sonuna kadar yaklaşık 750 bin dolayında bir misafir beklentimiz var Rusya'da. Kötü bir sezon geçiren otelciler şimdiden Kurban Bayramı tatilini beklemeye başladı. 200 günlük bir sezonumuz var aşağı yukarı. 9 gün bunun ancak işte %5'i gibi bir şeye karşı geliyor. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bayram tatilinin 5. gününde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Tatilin başlamasından bu yana meydana gelen kazalarda ölü sayısı 70'e, yaralı sayısı 517'ye yükseldi. Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi can verdi. Bayram ziyaretinden dönen Aysan ailesini taşıyan araç hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yolcu treninin altında kaldı. Otomobili önüne katarak sürükleyen tren ancak 1 kilometre sonra durabildi. Kazada sürücü Mustafa Aysan'la eşi Kezban Aysan ve 2 oğlu hayatını kaybetti. Ankara Mamak'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç 30 metre yükseklikten taklalar atarak yola düştü. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise piknikten dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 4 kişi yaralandı.
İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletteki iki kişiden biri de hayatını kaybetti. Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Kazayı haber alıp hastaneye doğru yola çıkan kazazede yakınlarının bindiği otomobilde bir başka araçla çarpıştı. Bu kazada da altı kişi yaralandı. Uludağ'da ailesiyle kamp kuran yaşlı adam laboya gidiyorum diyerek kayboldu. Akşam saatlerinden itibaren bölgeyi didik didik arayan arama kurtarma ekipleri 80 yaşındaki Kasım Güven'i sabah saatlerinde bir derenin kenarında buldu. Yakınlarıyla birlikte Uludağ'da kamp kuran yaşlı adam kayboldu. Lavabo ihtiyacı için bizden müsaade istedi, gelmedi. Olay Uludağ Bakacak mevkiinde yaşandı. İhtiyaç gidermek için uzaklaşan 80 yaşındaki Kasım Güven geri gelmeyince önce ailesi aramaya başladı. Hemen 10 dakika sonra açılmaya başladık. Bir 15-20 dakika sonra jandarmaya da haber verdik. Kayıp vakasının bildirilmesiyle birlikte jandarma arama kurtarma ekipleriyle AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışmalara Nilüfer ve İHA arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Sabahın ilk ışıklarına dek 5 hektarlık alanı didik didik eden 50 kişilik ekip yaşlı adamı bir dere kenarında buldu. Yırtıcı hayvan sesi duyarak korkan yaşlı adamın geceyi bir ağaç kovuğuna saklanarak geçirdiği belirtildi. Samsun'da kız arkadaşını darbeden genç ve kardeşiyle polis arasında arbede çıktı. Polis iki zanlıyı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi. Gördün mü? Samsun'un Atakum ilçesinde polise direnen iki kardeş bacaklarından vuruldu. O da mı polis? Kırmızılı polis. Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kişinin kız arkadaşını darp ettiği ihbarı üzerine olay yerine iki polis sevk edildi. Polisin gözaltına almak istediği genç de kardeşi direnince arbede yaşandı. Bu sırada yere düşen polis memurunun silahı yola savruldu. Zanlının silahı alarak polise doğrultması üzerine diğer polis memuru iki zanlıyı bacaklarından vurdu. İkisinde mi vurdu? İkisinde vurdu tabii ya. İyi yaptı. Adamı görmedin ne hale getirdiler ya. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken yaralanan zanlının sevgilisi de başından ayrılmadı. Vurdu, polis vurdu ya. Dur, ver, ben yanındayım, dur. Ambulans geldiler. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kardeşim şu ayağını kaldırsana şunu. Hangi ayağını? İki kardeş hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili izleyenler, Türkiye Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ancak birçok İslam ülkesi bayrama bugün başladı. Irak ve Suudi Arabistan bayramı intihar saldırılarının gölgesinde kutlarken Suriye'nin Haseke kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti. Irak Ramazan Bayramı'nı başkentteki kanlı saldırının gölgesinde karşıladı. Arife gecesi IŞİD'in düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 250 kişi için anma töreni düzenlendi. Bağdat'taki İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan bayram namazında da terör kurbanları için dua edildi. Irak İçişleri Bakanı Muhammed Salim El-Gabban, güvenlik ve istihbarat sisteminin başarısız olduğunu belirterek istifa ederken, Cumhurbaşkanı Fuat Masum, saldırı nedeniyle ülkede bayram kutlaması yapılmayacağını açıkladı. Suriye'de bayram sabahına bomba sesleriyle uyandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti. Allahu Ekber! Suriye ordusu ise bayram nedeniyle ülke genelinde 72 saat sürecek ateşkes ilan etti. Son iki günde 3 ayrı saldırıyla sarsılan Suudi Arabistan'da bayramı buruk karşıladı. Suudi Kralı Selman bayram mesajında gençlerimizin fikir, akıl ve eğilimlerini hedef alanlarla yılmadan mücadele etmeye kararlıyız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bayram namazını Ramallah'ta kıldı. Abbas namazın ardından Yasir Arafat'ın kabrini ziyaret etti. Gazililer de bayram namazını Es-Saraya alanında kıldı. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye bayram hutbesinde İstanbul ve Medine'deki saldırıları kınadı. İmatari İstanbul bifi'li hâdâ
التفجيرات. Gazeliler namaz sonrası mezarlıklara akın etti. Mısır'da camiler namaz sonrası çocuklara hediye edilmek üzere balonlarla süslendi. Türkiye Cumhuriyetler'de de bayram coşkusu vardı. Azerbaycan'da camiler dolup taşarken Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te güvenlik önlemleri dikkat çekti. Çin'in başkenti Pekin'de de Müslümanlar bayram namazı öncesi fitrelerini verdi. Endonezya'da da binlerce Müslüman 250 bin kişilik İstiklal Camisi'ni doldurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi yarış sürüyor. Demokratların başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Hillary Clinton'a Başkan Barack Obama'dan da destek geldi. Amerikan Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim mitingine katıldı. Obama, Kuzey Carolina'nın Charlotte kentindeki mitingde Clinton'a destek verdi. Onun ne kadar zeki ve olaylara hazırlıklı olduğunu biliyorum. İşler istediği gibi gitmediği zaman bile nasıl dirayetli durabildiğini ve daha güçlü geri dönebildiğini yakından gördüm. Anketlere göre Clinton, başkanlık yarışını Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 8 puan önünde götürürken, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nda yargılanmasını gerektirecek bir durum olmadığını açıkladı. Bu durumda Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ı kızdırdı. O son derece dikkatsiz, milletin başına bela olacak. Onun söylediklerine inanmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin kesin başkan adayı 25-28 Temmuz arasında Philadelphia'da yapılacak parti kurultayında belli olacak. Akdeniz'deki sığınmacı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İtalya açıklarında 24 saatte 4500 sığınmacı kurtarıldı. İtalyan sahil güvenlik ekipleri Akdeniz'deki 30 ayrı noktada operasyon düzenledi. Balıkçı tekneleri ve botlarla yola çıkan 4500 sığınmacıya ulaşan ekipler göçmenleri İtalya'ya götürdü. Hava koşullarının iyileşmesi sonucu Akdeniz'e açılan sığınmacı teknesi sayısı son günlerde yeniden arttı. Bu yıl içinde İtalya'ya Akdeniz üzerinden 67 binden fazla sığınmacı ulaştı. Türkiye'den Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı ise son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sahil güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'nde Haziran ayında yakaladığı göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %90 azalarak 538 oldu. Güney Amerika ülkelerinden Şili'de eğitim reformunu protesto eden öğrenciler bir kez daha sokaklardaydı. Polisin öğrencilere müdahalesi yine sert oldu. Şili'nin başkenti Santiago'da sokaklar yine hareketliydi. Eğitim reformunu protesto eden öğrencilere polisin müdahalesi sert oldu. Güvenlik güçleri öğrencileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttı. Protestocu öğrencilerin Eğitim Bakanlığı'na yürümesine izin verilmedi. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şili'de 2014 yılında göreve gelen Devlet Başkanı Michel Bachelet, ücretsiz eğitim vaadiyle seçilmişti. Reformları yetersiz bulan öğrenciler ise uzun süredir hükümeti protesto ediyor. Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi ile babası vergi kaçırmak suçlamasıyla ceza aldı. Hem hapis hem para cezasına çarptırılan baba oğul şartlı tahliyeden yararlanarak cezaevine girmeyecek. Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi ile babası vergi kaçakçılığından 21 ay hapse mahkum oldu. Yıldız futbolcu ile aynı zamanda menajeri olan babası Jorge Messi, İspanya'da yargıç karşısına çıktı.
Baba Oğul'un vergi cenneti olarak bilinen ülkeler aracılığıyla 2007-2009 yılları arasında elde edilen 4 milyon euroya yakın kazancı maliyeye bildirmedikleri iddia ediliyordu. Messi'lere 21 ay hapis cezası veren mahkeme, Lionel Messi'nin 2 milyon, babasının da 1,5 milyon euro para cezası ödemesine hükmetti. İspanya yasalarına göre 2 yılın altındaki hapis cezaları şartlı tahliyeye çevrilebildiğinden ikilinin hapis yatması beklenmiyor. Lionel Messi savunmasında finansal işlerinin bilgisi haricinde yürütüldüğünü, kendisinin sadece futbolla ilgilendiğini söylemişti. Ünlü televizyon dizisi Uzay Yolu 50 yaşında. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizinin hayranları için deneyim müzesi açıldı. Bilim kurgu dizisi Uzay Yolu hayranları için interaktif deneyim müzesi açıldı. Dizinin 50. yıl dönümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde açılan müzeyi ziyaret edenler, uzay gemisinde bulunmanın nasıl bir deneyim olduğunu test ediyor. In April of 1966. 1966 yılının Nisan ayında başladığımızda yeni bir gösterinin de başlangıcıydı. Eşsiz bir bilim kurgu gösterisinin tohumları oldu. İnteraktif müzede dizide kullanılan kostümler, uzay haritalama sistemleri ve ışıklandırma düzenekleri yer alıyor. Star Trek Yıldız Pilosu Akademisi deneyimi adı verilen müze, Ekim ayı sonuna değin New York'ta ziyarete açık kalacak. Müze, Şubat ayından itibaren de Kanadalı uzay yolu sevenler için Calgary kentine taşınacak. İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen dünyaca ünlü San Fermin Festivali başladı. 9 gün sürecek festivale 2 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. 85 yaşındaki İspanyol yaşasın San Fermin diye bağırarak fişeği ateşledi. Pamplona kentinde 16. asırdan bu yana düzenlenen San Fermin Festivali başladı. Festivalin başlıca özelliği boğaların 850 metrelik yolda koşturularak arenaya sokulması. Yaralanmalara, hatta ölümlere yol açan ve hayvanseverlerin eleştirilerine neden olan koşu Perşembe sabahı başlayacak. Koşu başlamasa da festivalin açılışından izdiham görüntüleri yansıdı kameralara. San Fermin'de bu yıl Amerikalı ünlü yazar Ernest Hemingway de anılıyor. Zira Hemingway'in festivalin dünya çapında tanınmasını sağlayan Güneş de Doğar adlı kitabının yayımlanmasının üzerinden 90 yıl geçti. 9 gün sürecek festival boyunca toplam 410 kültürel aktivite yapılacağı açıklanırken Hemingway ile ilgili söyleşiler de düzenlenecek. 196 bin nüfuslu Pamplona kentinin festival boyunca 2 milyondan fazla kişiyi ağırlaması bekleniyor. San Fermin'in son 10 yılda bölgeye sağladığı ekonomik katkı 740 milyon euroyu geçmiş durumda. Olay Ana Haber burada sona eriyor. İyi akşamlar, mutlu bayramlar.